Herkese merhaba. İstanbul Happy girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Happy Meeting Ben Abdullah Yenrik. bugün konuklarım Kültegin, Kaan Akbulut ve Seçil Epik ile birlikte birkaç sene önce yayın faaliyetlerine başlayan Argonotlar ve Argonotların ilk kez bu yıl yayınladığı Almanak üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. ben ilk olarak biraz izleyicilerimiz için kayda geçmek açısından da Argonotların hikayesini sorarak üzerine kurulu olduğu temelleri, temel düşünceyi ve iddiayı fırarak giriş yapayım. kurucu yayın yönetme olarak Külge öncelikle tam mesela Argonaut'ların hikayesini nasıl özetlersin? Tabii ki çok teşekkür teşekkürler öncelikle davetin için. E, Argonaut'lar aslında bir o sanat ortamına dair benim bir hani görümden yola çıktı. Yani Türkiye'de özellikle 2005 sonrası güncel sanat alanı çok gelişti. Birçok galeri var, kaliteli sergi var, ee, bağımsız inisiyatifler var e, sanat kurumları var müzeler var aslında çok gelişkin bir güncel sanat ortamı var ancak bu gelişkin sanat ortamını görebilecek bir çevrim içi yayın e, yoktu o zamanlar bunu ilk düşünmeye başladığımda sonrasında tabii başka yayınlar ortaya çıktı çevrim içi yayınlar da ortaya çıktı basılı yayınlar da ortaya çıktı ancak sürdürülebilir eleştirel bağımsız bir yayın fikri e, ve çevrim içi yayın fikri hala e, gündemini korudu ben de aslında 2017 yılında bir e-bülten olarak başladım bu çalışmaya. Güncel Sanat Bülteni ismindeydi. Biraz aslında bu yayının tohumlarını atmış oldum. Ki o dönem zaten e, Mediskop gibi birçok bağımsız yayınında kurulduğu, geliştiği ve Türkiye'de ses getirir olduğu dönemlerdi. Yani bağımsız yayıncılık gelişiyordu. Sonra sonra bülten sürecinden sonra 2020 yılında web sitemize kavuştuk. Argonotlar.com domeniyle ile. 2021 Ocak ayından itibaren de tam zamanlı, düzenli ekibimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, peki aslında bu siteye katkı koyan birçok yazar var. Arka planda sosyal medyası edit etmek için birçok um, arkadaşımın da var. E, Kültekin de, Seçilet'en yani de, bu işin içerisindedir. E, peki, editorial süreç argonotlarda nasıl işliyor Seçilet? bunu konuya daha hakimsin, belki cevap verebilirsin. Tabii ki, teşekkürler. Yani Argonotlar'da aslında yola çıkarken de Argonotlar diye bir yayın yapacağız diye yola çıkarken de bağımsız ve çok sesli bir yayın olması, bir güncel sanat alanında özellikle özgün içerik üreten bir yayın olması üzerine çalıştık. Zaten o zamandan beri işte 2021'den beri de bütün içeriklerimiz özgün içerikler, söyleşiler olsun, sergilerle ilgili eleştiriler olsun ya da güncel sanat alanına dair tartışmalar olsun. Birazcık editoryal olarak da aslında e, kendi e, aramızda belirlediğimiz, daha doğrusu bir yayın çizgisi olarak belirlediğimiz bir e, bir çizgimiz, bir fikrimiz var aslında ve hep onun üzerinden gidiyoruz. Birazcık e, bize ne uyuyordan ziyade belki bize ne uymuyor, argonotlarda e, bizim için e, çok da böyle e, olabileceğini düşünmediğimiz bir şey. Belki de e, çok özgün olmayan ve bir şekilde e, bir, bir yeri e, nasıl desem böyle e, promot etmek diyeceğim Türkçesini arkadaşlar <laughs> <Çok>. Prom <laughs> promot etmek yani hani bir şekilde e, onları e, ön plana çıkarmaktan ziyade e, aslında bizim de dert ettiğimiz e, konuları işte bağımsız e, yazarların e, önemi sonuçta bu güncel sanat alanında çok önemli. E, bağımsız inisiyatifler çok önemli e, tabii ki kurumlar e, büyük kurumlarla da bir sürü e, iş birliği de yapıyoruz onların işte sergilerini onların projelerini de görüyoruz ama birazcık daha e, buradaki o çok sesliliği çünkü kültüginin de vurguladığı gibi çok sesli bir ortam söz konusu güncel sanat alanında onun bir yansıması e, olması e, üzerine çalıştık editorial olarak da e, aslına bakarsanız her yazıyla tek tek ilgileniyoruz e, sen de yazarlarımızdan biri olduğun için. Ee, biliyorsun ge gelen her yazıyı en iyi haline getirmek için uğraştığımız bir politikamız var. Yani bir yazı geldi, bir söyleşi geldi, onu hemen alalım ve siteye koyalım değil de en iyi şekilde nasıl alabiliriz e gibi bir düşünceyle hareket ediyoruz editoryal e kısmında da argonotların. Kesinlikle zaten bu konuda birçok argonotlar yazıları benim gibi farkı nedir ki öyle şeyi yollarsın ya da yollarsın seçilden genellikle bir cevap gelir düzelti rica eder veya ilave rica eder. Oradan tekrar bir aslında yadan yadım süreci giderek aslında farklı alanlarda genişler. Bu bence çok emiti çünkü özellikle Türkiye'de e, dijital mecralarda editörlük yani matbuda belki biraz daha farklı bir süreç var. Çünkü yeri alınamadığı için dikkat seviyesi farklı ancak... Aynı dikkati dijitalde göstermekte bence çok kıymetli bir e, alan bana kılırtta. Burada sana da bir alan atmak istiyorum. A, Türkiye'de birçok yayın var matbuda, dijitalde ve hani sanat dediğim şeyi de çok geniş bir şekilde ala, ele alabiliyor bu kurumlar. Edebiyat da bunun için içerisine girebiliyor. Tiyatroda, sinemada, güncel sanatta da alan var. Ancak Argonotların altında üzerine özellikle eğildiği ve bütün enerjisinin üzerine barındırdığı belirli konular, belirli başlıklar, meseleler veya disiplinler var. Mesela buradaki seçimi nasıl yaptınız ve hani bu anlamda bu konudaki ne diyelim alanı dar tutma düşün e, düşüncelerinin temelinde ne yetiyor? Ya aslında biraz şeyden geliyor yani ben e, de ekibimizde niş yayıncılar çok meraklıyız. Yani belirli spesifik bir konuya odaklanmak, onun hakkında düzenli içerik üretmek konusunda çok meraklıyız. E, yani o yayıncılık açısından zor bir e, denge yani ne kadar açacaksın, ne kadar kapalı tutacaksın. Çok kapalı tutarsan hiçbir şey yapamayabilirsin. Çok açarsan da her şeye bulaşmak zorunda kalabilirsin. E, tabii ki yani biz de mesela belli açılardan e, tiyatroya alan açtığımız alanlar oluyor. Çünkü tiyatro performans artık birlikte de, de değerlendirilen alanlar. Veya atıyorum e, Murat Gülsoy'un romanı çıktı ve e, sanat tarihi üzerine onu hemen gördük. Onunla ilgili bir yazı yayınladık. Yani biraz böyle güncel sanat diye bir şey var. Bir oluşum, bir fact var. Bunun çevresinde de başka şeyler var. Tabii ki edebiyat da olabiliyor, sinema da olabiliyor, bazen e, deneysel bir film de olabiliyor, bir tiyatro da olabiliyor. Bir o şeyi e, arada açıp, arada tekrar kapatıp kendi alanımızı korumaya çalışıyoruz. Çünkü e, hem yani hem küçük bir ekibiz, dolayısıyla haftalık yayınlayacağımız yazı sayısı sınırlı. Hem de dediğiniz gibi e, bir tek uzun bir editoryal süreç yapıyoruz. Dolayısıyla hani haftada 20 yazı yayınlayamayız. Sayı şu kadar yapabiliriz ve onların hepsi de, de ee, zaten onu okuyacak, e, onu yazabilecek bir ortam da çok yok. Biraz dar bir alanda e, çalışıyoruz. Dolayısıyla biraz e, hani okuyucuların tepkilerine de, alanın tepkilerine de göre bakar bakar, ha buraya girdik ve şu oldu, bir daha deneyebilir miyiz? Veya şunu yaptık, güzel tepkiler aldık. Demek ki bu alanda bir boşluk var ki biz o boşluğu doldurduk deyip, belki arada yine onu yapıyoruz. Ama temelde her zaman güncel sanat ve güncel sanat üzerindeki güncel üretimler ve güncel sanat tartışmaları var. Bu nişi koruduktan sonra çevresinde ara ara dolandığımız çok oluyor tabii ki. Kesinlikle zaten bence argonotları bu kadar kıymetli yapan en temel metalilerden de biri bu bana kalırsa. Çünkü dağılmadan bir odak noktası etrafında hareket etmek hem o yayını tarif etmek konusunda ne yaptığını ortaya koymak açısından bence kıymetli bir şey. Hem de aslında alana dair evet bunu burası yapıyor delirtmek anlamında da kıymetli bir şey bu noktada aslında biraz almanağa geçmek istiyorum. Çünkü aslında birçok alanda yapılan yıllarca yapılmış, devam ettirilmiş almanaklar var. Ancak güncel sanat alanında bu yine az önce konuştuğumuz gibi çok az yapılmış, çok az denenmiş başlıklardan biri ki içerisinden geçtiğimiz bu kredi döneminde, bu ekonomik problemlerin ayuka çıktığı dönemde bunu yapmak gerçekten çok zor. İlk olarak bu almanak düşüncesi nasıl ortaya çıktı ve tan e, Tenkültekin bildiğim kadarıyla zaten epey de araştırdın daha önceki almanakları neler yapılmış neler yapılamamış şeklinde. Bu terüvende mesela neler dikkatini çekti? Bu almanağa giden süreci biraz dinlemek istiyorum aslında. E, ya almanaklar e, hep birkaç kez daha anlatmıştım bunu. E, Türkiye Sinema Doğu Dörevizyon Vakfı'nın sinema almanakları vardı. E, ben onları böyle okumuştum sıfırdan. 99 yılı şu, işte 2000 yılı şu vesaire. Tabii ki formatı farklıydı ama e, yani şeyi görmeye sağlamıştım. Hmm, bu yıl bunlar olmuşu. Tek bir kitapta, tek bir basılı yayında, e, Konya'daki bir ilhal kütüphanesinde görebiliyorsun. Ve bu e, kolay kolay edinilebilecek bir e, birikim değil. Bunun yanında tabii ki e, 2000'li yılların başında Zeynep Rola ve Ahu güncel sanat yıllıkları var. Bir Üniversitesi de işin parçası sanırım. Bunun işte tabii ki benim kuşağımın en çok bildiği Alman'a, Almanak. Alman'a. E, şimdi T24 buna devam ettiriyor. E, bir yere can yayınları Kültür Sanat Alman'a çıkardı. Yani özellikle de şu an dijital çağda yani dijital biz de çevrimiçi yayıncılık yapıyoruz, çevrimiçi yayıncılık üzerine bütün ekonomik modelimizi yayıncı karşılamızı kuruyoruz. Ancak daha farklı ve farklı formatlarda nasıl yapabiliriz düşüncesinden yola çıktı. Evet, haylık dergi yapamayız dediği sebeplerden ya da işte alt yazı gibi özgün içerikler, özgün basılı yayınlar yapabiliriz ama biz ekip olarak da sevdiğimiz için ve yıl boyunca aslında bir izini sürüyoruz. Güncel sanat dünyasının şu galeride şu o sergi oldu, bunu eleştirisi, şurada sanatçı şunu yaptı, bunu söyledi. Bu izi daha böyle bir araya nasıl getirebiliriz ...düşüncesinden aslında yola çıktı. Sonuç olarak da karşınızda işte. Evet, birazcık e, basılı yayının bir e, mobil olma yanı da var ya. Yani buradan nereye gideceğini bilmiyoruz. Şu an biz bu almanağa bastık e, ve ee, yarın öbür gün çok böyle dünyanın başka bir yerinde, Türkiye'nin başka bir yerinde karşımıza çıkma ihtimali var. Yani e, ne kadar olursa olsun çevrim içi içerik belli bir alanda ve belli bir ulaşılabilirliği e, 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 ulaşılabilirliği söz konusu. Ama e, basılı yayının bir de sürprizli bir tarafı da var. Yani hani o e, sürpriz bir şekilde bir noktada işte Kürtik'in az önce söylediği gibi bir halk kütüphanesinde karşına çıkması da önemli. Bir de geriye dönüp bakmak yani arşiv bizim çok önemsediğimiz bir şey. Hatta notlarda kütüphane deyip bölümümüz var. O kütüphane bölümünde de daha önce kataloglarda, işte dergilerde, basılı yayınlarda yer almış. Ama bir şekilde çok da fazla okura ulaşamamış. Yani hani birazcık iki taraflı düşünmek. Yani hem çevrim içindeki içeriği basılı olarak da görmek hem de basılıda görünmeyen o içeriği de ee, birazcık görünür hale getirmek mesela kütüphane böyle bir e, görev e, görüyor aslında böyle bir işlevi var e, kütüphane bölümümüzün ee, birazcık o iz bırakma arşivin e, nabzını tutma e, konusu e, sevdiğimiz ve önemsediğimiz bir şey e, Türkiye'de öyle arşivcilik çok da olan da bir şey değil yani hepimiz biliyoruz işte radikal, radikal e, diye bir şey vardı ve onun bitmesiyle beraber bütün o e, oradaki her şey gitti biraz böyle bir zemin sürekli kaygan Türkiye'de ya dünyanın birçok yerinde öyle tabii ki politik olarak da ekonomik olarak da sürekli bir o kaygan zemin içerisinde birazcık bir tutunacak ve biraz daha sağlam da olabileceğini düşündüğümüz bir alan da oldu aslında bir basılı yayın çıkarmak bizim için. Kesinlikle benim için şurada burada ayırt edici bir nokta. Dijital başlayıp bunu belki bir dergi formatında devam ettirmek de bir seçenek ama bu çok alışık da olduğumun bildiğimi de bir şey ama Almanak hem çok iddialı bir şey çünkü bütün bir yılı ışık tutmasını, belirli noktalardan beklediğimiz bir yayın. Öte taraftan dediğim gibi aslında tam olarak arşive hizmet etmesi gereken şeylerden biri çünkü bir çünkü geçten geçmiştir. hem editoryal anlamda hem de hatta seçki bağlamında. Çünkü burada her şey yok. Her şeyin olmak da beklenmiyor zaten. Burada bir tercih var. Bir tergide olduğu gibi küratöryal bir seçim var. Dolayısıyla sizin dikkatinizi nelerin çektiğini, neler bağlamda nasıl bir üretim yaptığını görmek bakımından da bence almanak seçimi benim hem çok hoşuma giden hem de zaten burada bir eksiklik var. Hem arşivyel anlamda hem de zaten evet, doğrudan almanak anlamında bunu göstermesi bakımından da çok önemli. bir diğer nokta tabii ki bu almanak ciddi bir tasarım sürecinden geçti ki 5-6 yıl yani yılın yarısı neredeyse içeri kadır ve tasarımla uğraşılan bir süreçti. Bu çok özel bir şey çünkü fontundan, puntosundan, görsellerinden, içeriklerini her şey yeniden elden geçmesi demek. Bu tasarım sürecinin nasıl yürüttünüz? Ekipte kimler vardı? Onları da hem analım burada. Nasıl açarsın bu konuyu? Aslında e, tasarımı Volkan Şenozan e, yaptı. Ve biz birebir Volkan'la çalıştık. E, i̇şte en başta hepimizin toplantılar yaptığı. E, birazcık da heyecan verici de bir süreç. Yani yeni bir yayın yapmak. Sonuçta Argonot'ların dijitalde bir e, kimliği var. Eee belli bir fontu var. işte logosunun durduğu yerler belli vesaire ama sonuçta basılı bir yayın çıkarmak ve devamı gelecek olan bir basılı yayın çıkarmak her şeyi en baştan yapmak anlamına geliyordu. E, biz Volkan'la daha önce e, benim de kurucularından olduğum e, Umami yayın, e, Umami kitapta da beraber çalışmıştık. Onun da bütün o fontlarını, bütün işte logosunu vesaire ee, yine Volkan yapmıştı. O yüzden e, zaten bir almanak fikri doğduğunda ve basılı da olacağı için e, birazcık böyle biz tekrar Volkan'lı birbirimizi bulduk diyebilirim. E, ve yani Volkan e, zaten işinde muhteşem ve e, çalışması çok rahat biri. Çünkü sana her zaman çok fazla seçenekle geliyor. Yani bir karar vermesi sürecinde hangisinin daha iyi işleyeceğini bir sonraki sene e, bunu yaptığımızda ve sonraki senelerde yaptığımızda nasıl e, ilerleyeceğimiz konusunda her şeyi düşünüyor olması da yani çünkü e, sürekli olacak bir basın bir kerelik bir şey değil yani. Hani bir kerelik bir şey yaptığında tasarımda belki çok uçup kaçabilirsin. E, ama var olan içeriği en iyi şekilde gösterebileceğimiz ve bir sonraki sene yaptığımızda da aynısını uygulayabileceğimiz bir tasarım açısından bizim de çok içimiz esindi. Ee, uzun ve zorlu bir süreçti ama ortaya çıkan sonuç bizi de mutlu etti. Ee, genelde duyduğumuz yorumlarda tasarım açısından çok güzel olduğu konusunda. Bu da bizi mutlu ediyor tabii ki. Kesinlikle. Peki şunu da oturayım mesela ki buna hepimiz şahitlik ettik. Dedi ki yıllar aslında Alman'a alınırken yine bir editoryal <laughs> süreçten geçti. Bazı şeyler eklendi, çıkarıldı. Tekrar metinlerin üzerinde oynandı çünkü Almanak nihayetinde dijitale göre daha kalıcı olacak bir şey ve bir daha o oynama yapılamayacak bir şey. Peki bu ikinci editorial süreçte neler etkisini çıkarttığını, nasıl bir süreç hareket ettiğini için? Aslında orada çoğunlukla biraz teknik açıdan ilerledik. Ee, yani almanak çıkarma fikri en başında vardı aklımızda ama e, tabii ki küçük ekiple aynı anda birkaç iş yaptığımız için hani her yazıda da bunu Almanak'ta da olacak diye düşünemiyorsun ve eee en basitinden işte sergi devam ediyor diye geçiriyorsun. Mesela devam eden sergi 20 Temmuz'a kadar devam eden sergi diyorsun ama basılı yayında bunu bu şekilde yazmak biraz anlamsız kaçıyor. Şu an mesela ona biraz dikkat ediyoruz. Bu yazı yıl sonunda Almanak'ta da yayınacak diyoruz ama e, böyle ufak dil işte kip geçmişleri, kip şeylerini vesaire yapıyoruz. Ancak çoğunlukla editoryal süreçte e, yani eleştirilerin hepsini aldık. Yani e, almadığımız bir eleştiri yazısı yok. ...çünkü zaten en çok önem verdiğimiz kısım eleştiri kısmı... Ee, ...söyleşilerde bir kısmını alamadık... ...hem uzunluk nedeniyle alamadık... ...daha fazla e, sayfa sayısını artıramadık... ...hem de e, çok emin olamamıştık... ...yani bunu nasıl koyacağımızı bilemediğimiz söyleşiler de oldu... ...daha böyle evergreen içerikleri çıkardık... Ya ...aslında 2022 yılı temsil eden bir e, içerik bütünü olması istedik... ...tabii ki şöyle bir şey de var... ...hani çevrim içinde işte bir gün söyleşi yapıyoruz... ...bir gün e, kütüphane içeriği, bir gün eleştiriyoruz... ...sonra başka bir şey yapıyoruz... Ee, Çerimî çeriyinde bunlar böyle farklı günlerde geldiği için belki o kadar fark edilmiyor ama hani basılı yayında bunlar yan yana geldiğinde bir çıktı olmasın gerçekten anlamlı bütün olsun diye aslında bir tekrar kürasyon yapmak zorunda kaldık. Zaten e, Almanya'nın hani içindekiler bölümüne bakmak bile bu anlamda fikir veriyor işte eleştiriler arkadıma artıyor eleştiriler arkadıma var gündem tartışma ve BNL katkı çünkü çok önemli çünkü 2022 yılında. BNL'ye sahip yaptık ve argonotlar galiba medya sponsoruydu aynı zamanda BNL'in. Dolayısıyla Almanlar'ın içerisinde de BNL'e doğrudan ayrı bir bölüm ayırt et, e, koymak ve o süreçte üretilen işleri bu parçalıklıkta görmek çok kıymetli. Biz sadece İstanbul BNL'i değil, pandemi sonrası dönemi olduğu için Çanakkale-Mardin BNL'i, Venedik BNL'i, e, Documenta gibi e, farklı BNL'ler ve büyük sergilerde BNL'ler bölümünde yer alıyor zaten. Bu da zaten çok kıymetli çünkü sadece Türkiye Türkiye'nin sınırlı kalmayıp hem aslında ülke içerisinde farklı coğrafi yerlere dağıtması hem de zaten Türk, dünya genelinde de belli başlı şeyleri değmesi bakımından oldukça kıymetli. Ee, son olarak aslında şu alana da bir e, parantez açmak istiyorum. Bu işin ekonomisi. Üzerinde en çok durulması gereken meselelerden birisi. Çünkü dediğim gibi zaten senin bu almanak bir defa çıkmayacak. Devam ettirilmesi gereken ve sizin de kafanında olan bir süreklilik fikriyle hareket etti. Ama bu işin ekonomik kısmında galeri sponsorlukları var. Ama mesela benim dikkatimi en çok çeken şeylerden birisi telif kumbarası mesela. Oldukça yenilikçi ve Türkiye'de aslında bilmiyorum daha önce dünyada muhakkak eşi benzeri benzer prototipli şeyler vardı ama Türkiye'de pek buna alışık değildik mesela. Ben yani aynı zamanda bir telif kumbarası sistemi geliştirmeye çalıştım. Mesela bu fikir nasıl ortaya çıktı ve hani bu anlamda bir noktada algonotların sürekliliği açısından ne tür ekonomik projelerim var, düşüncelerim var diyeyim atlamda. Ee, biz e yani kuruluşumuzda böyle küçük desteklerle e, kurulmuştuk ancak 2021 yılından beri European Endowment for Democracy'nin desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ee, sanırım bir dönem Mediascope'un da destekçilerinden biriydi. Ee, ancak tabii ki bu fon biraz şey, e, yabancıların seed funding dediği, yani tohum fonu dediği bir fon. Yani sen yayını kur, ayaklarının üzerine dursun, gelir modelini yarat ve kendin devam et diyen bir fon. Ee, bizim de zaten en başında hep bunu düşünüyorduk yani ee, bu evet niş bir yayın ve e, bir nevi de sektörel bir yayın yani sektörün parçası olduğu ki eleştirsek de farklı yönlerine işaret etsek de bu bir sektör ee, bunu parçası olan bir yayın dolayısıyla buradan beslenmeli temel kaynaklarından biri de bu olmalı galeriler sanat kurumları okuyucular bunlar olmalı diye düşünüyorduk ee, ki Almanak'ta da birçok destekçimiz var. Arka sayfasında görebilirsiniz. Hem koleksiyonerler var hem de e, kurumlar var Alman'a destekçisi olan. Ancak bu gelir modelini çeşitlendirmek istiyoruz biz. E, Telif kumbarası da e, sivil toplum alanında çalışan Pınar İlkez'inle yaptığımız görüşmelerden ortaya çıktı. Yani öyle dümdüz bir yayına hadi bize destek olun demek değil de bir şeyi vurgulamak, en güçlü yönünü vurgulamak düşüncesinden yola çıktı. E O da dediğim gibi az önce konuştuğumuz gibi bağımsız yazarlarımız. Ee, ve bağımsız yazarlarımızın telif ücretlerini desteklemek üzere aslında e, bunu çıkardık. Yani yakın zamanda e, İstanbul Bienali'ndeki küratör atanmasına dair tartışmalar da olmuştu. Neden bu haberleri biz yabancı basından duyduk? Neden ilk yabancı basından diye? E çünkü bütün kültür sanat gazetecileri işsiz kaldı. E, ya da başka işler yapmak zorunda kalıyorlar. İşte STK'larla çalışıyorlar. Başka e, habercilikler yapıyorlar. Veya işte kültür sanat gazetecileri değil de artık editör olarak belki hayatını sürdürüyor ve bu derinlikli konuyu e, bu konuyu derinlikli bir şekilde haberleştirilecek insan sayısı zaten Türkiye'de çok az. E, dolayısıyla bu alanı geliştirmek gerekiyor ve bunun sorumlularından biri de okuyucu. Yani okuyucu eğer bunu talep ediyorsa e, böyle bağımsız yayıncılık böyle bir kriz varsa bunu görebilecek bir yayın olmasını tabi talep ediyorsa e, sorumluluk biraz da onlarda deyip aslında yola çıktık. İlkini geçen yıl yapmıştık. E, pardon. Pardon bu yılın başında yaptık. Şimdi de yeni Almanak'la beraber hem 2023 Almanak'ı da destekleyecek hem de telif kurmamızı destekleyecek kampanyamız şu an web sitemizde açık. Bir noktada şu an 2023 Almanak için de çalışmalara başladığını biliyorum. Peki hani bunda seçil ton olarak da 2023 orayım. Hani 2023 Almanak'ında 2022'ye 2022 nadaran bir farklılık var mı yoksa nasıl bir hani şu an çalışma düzeni bildirdin kendin için? Yani şöyle söyleyeyim bir kere e, bu e, 2022'yi çıkarırken e, şeyi de unutmayalım yani, yani çok büyük bir deprem yaşadık ve o Şubat ayında biz de herkes gibi e, birkaç ay ne yapacağımızı bilmediğimiz bir süreç yaşadık ve e, zaten e, bildiğin gibi çok böyle geç e, çıkarabildik o yüzden Alman ağda. E, bir de bir yayını tasarımsal olarak da, küratöryel olarak da ilk defa yaratmanın e, verdiği bir zorluk vardı. Şu an en azından hangi bölümler olacak ve nasıl bir e, çizgide ilerleyeceği konusunda e, bir, çok daha netsiz. O yüzden birazcık daha hızlı gidiyor. İşte bu yine yayında da beraber çalıştığımız Esra e, Şenoğlu e, ve e, yine ekibimizden Esra Ece Kuleci onlar mesela çalışmaya başladılar. Sitedeki yazıların toplanması ve onların e, e, almana uygun hale getirilmesine. E, mesela onlar bile çalışırken artık belli bir bilgiyle çalışıyorlar. Geçen sene e, yaptığımız acemilikler diyeceğim o acemilikleri yapmadan çalıştığımız bir şey ama şöyle de bir e, tarafı var e, birazcık daha böyle bir e, siteye girdiğimiz yazılar konusunda bir baskı oluşturmaya başladı yani hani kendi yazdığım e, yazı da dahil yani hani birkaç haftadır e, şu an işte Çınar Eslay'in sergisi var depoda sürmekte olan onu yazmaya çalışıyorum ama yazarken bir taraftan kafamın arkasında şey diyorum yani bu almanak da yer alacak e, gibi bir şey bu birazcık e, böyle e, şey tarafı, e, işi zorlaştıran tarafı. Çünkü web tarafını da ona göre düzenlemek, ona göre bakmak gerekiyor. E, ama şu an birazcık daha sistem oturmuş durumda. Yani nasıl ilerleyeceğimizi biliyoruz. Hani ilkinde o kadar böyle e, basılı yayıncılık yapanlar bilirler. Hani komik diyebileceğimiz hatalar e, da yaptık. Yani işte pdf'i gönderip onun üzerinden işte tasarımdan sonra tekrar bir okuma yapmak falan gibi. Mesela o aşamaya gelmeden Word üzerinden yapabileceğimiz çok rahat yapabileceğimiz düzenlemeler, tasarım sonrası tekrar e, Volkan'a buradan tekrar teşekkürler. Yani hani yine Indesign açıp onu tekrar onun üzerinden düzelttiği e, gibi bazı zorluklar yaşadık ama şu an birazcık daha farkındayız e, ne yapacağımızı nasıl ilerleyeceğimizi. E, Küratöri olarak, seçki olarak e, bir şey olmayacak muhtemelen, B büyük bir değişiklik olmayacak. Ee, yani e, biraz e, sadece gündem yine işte gündemimiz neyse o birazcık işin içine girecek çünkü biz bu süreçte deprem bölgesinde e, neler yapılıyor kültür sanat alanında nasıl çalışmalar yapılıyor Bunun, bunu da e, yıl içinde gördük e, bu, bu da bir şekilde bir parçası olacak bir de e, İstanbul dışı içerikler sanırım birazcık daha fazla olacak çünkü Culture Civic'le beraber yaptığımız bir proje var o proje kapsamında Türkiye'nin her yerinden işte e, bağımsız inisiyatiflerle ya da işte galerilerle vesaire söyleşiler e, yaptık. Onlar onlarla ilgili yazılar yayınlandı. Sanırım 2023 Alman'a birazcık daha e, İstanbul dışındaki e, sanat ortamını da güncel sanat ortamını da daha fazla görebileceğimiz bir e, yanı olacak diyebilirim. Evet yani e, bienal bölümü tabii ki olmayacak bu sene Alman'a ancak e, depreme e, özel bir bölümde açmayı düşünüyoruz. Şu andaki içeriklerimizi yani eleyip tartıyoruz. Çünkü e, Almanan görevi biraz da orada olacak. İşte Antep'teki bir sanat e, inisiyatifi neler yaşamış? E, Kültürel miras alanında neler tartışılmış? E, başka bir şehirdeki e, sanatçılar ne durumda? Bunlara dair bir değerli toplu e, bir birikim oluşturmak. Belki de o deprem sonrasında şu anda yaşadığımız hatta o hafızasızlık meselesine bir ufak da bir olsa bir katkı e, koymuş olacağız ve böylece belki de yıllar sonra insanlar evet depremde böyle etkilenmiş bu sanatçılar ve sanat kurumları ve sonrasında da böyle çalışmalar yapılmış bunu düzeltmek için diye belki görecekler. Ya, kesinlikle şu da çok kıymetli zaten Almanların bence tırnak temel misyonlarından görevlerinden de biri bu. Eline alan kişi aslında o senede bu alana dair ne olduğunu görmeli. Dolayısıyla bundan yıllar sonra alan biri 2022'ye baktı. Ha, bu sene bir yenel olmuş. 2003 deprem ve bunun indiri. 2024'te bilmiyorum ülkemizin başına ne tür bir felaket girecek ama majur, şu bir şey olur <laughs> gibi hani bunları görmek bu devamlılığı takip etmek ve aslında o yılın tırnak içerisinde major hareketinin ilerini de özellikle güncel sanat alanında görmesi bakımından çok kıymetli. Ee, son olarak bu almanak 2022 almanlığı satışa çıkmadı. Ee, i̇nsanlar bunu merak edip almak isterlerde bir yol var mı nereden edinebilirler? bunun için konuşmamız gerek derneğiyle bir işbirliği yaptık. O da bizim çok içimize sinen bir şey oldu. Çünkü yani birazcık hepimiz politik bir yerden geldiğimiz için bizim için hiçbir zaman ne güncel sanatın ne de sanatın herhangi bir alanında o politika dışarıda kalan bir şey değil. Şu an konuşmamız gerek derneği bu depremler sonrasında, ee, yakından da biliyoruz takip ediyoruz ve çalışmalarını daha çok deprem bölgesindeki e, işte e, regl yoksulluğu çeken e, insanlara yönlendirdiler ve orada e, işte depolar açmak ve e, oradaki işte regl için lazım olan bütün o malzemeleri e, için bir takım paketler yapmak ve oradaki insanlara ulaştırmak gibi inanılmaz bir görev yapıyorlar ve sadece bu da değil yani işte gençler için özellikle bir işte cinsel sağlık eğitimi vesaire de verdikleri bir şeyleri var bir tarafları var yani bu satışa sunulmayacaktı zaten Almanak yani birazcık aslında bizim yazarlarımıza işte telif destekçilerine telif kubarısı destekçilerine ve diğer bütün destekçilerimize bir hediyemiz gibiydi yani zaten satmayı düşünmüyorduk ama bir noktada böyle bir işbirliğinin Ulaşmak isteyen okurlar için de güzel olacağını düşündük. E, web sitemizde ya da Instagram hesabımızda e, bir formumuz var. Bu formu doldurarak Konuşmamız Gerek Derneği'ne bağış yaparak e, Alman'a edinebilirler. Böyle bir e, şekilde e, Alman'a ulaşabilirler. Külçekin Teçil, emekleriniz için gerçekten çok teşekkürler. Çok kıymetli bir yayın yaptınız. Umarım da artık 2023 Alman'a da Yakın zamanda tekrar konuşmak için buluşuruz. Biz teşekkür ederiz davetin için. Rica ederiz. Hı. Bugün Kültigin Kağan Akbulut ve Seçil Epik birlikte Almanak Argonotlar tarafından yayınlanan Armanak günlerine konuştuk. Haftaya yeni bir konukla görüşmek üzere. Herkese iyi günler.